Bence insanların çoğu gizemli cinayet hikayelerinden etkilenir. 30 yıl kadar önce ben de tesadüfen son derece gizemli bir cinayet hikayesine denk geldim. Kurbanlar dinozorlardı. Soru da şu, onların yok olmasına sebep olan şey neydi? Aslında o zamanlar İtalya'da farklı bir proje üzerinde çalışıyordum ve kaya bulgularında dinozorların yok olduğu seviyeye denk gelmiştim. Aslında orada orada hiç dinozor yoktu foraminifer denilen çok küçük tek hücreli organizmalar vardı. Bu İtalya'dan gelen çok güzel bir pembe kireç taşı. Eğer gerçekten çok yakından bakarsanız üzerinde kum tanesi büyüklüğünde pek çok küçük leke göreceksiniz. İşte bunlar foraminiferler, yani tek hücreli fosiller. Bu tek hücreli organizmalar da hemen hemen dinozorlarla aynı dönemde yok oldular. İşte bu da arazide bir kaya üzerinde nasıl göründüklerini gösteriyor. Burası dinozorların hala yaşadığı Kretase döneminin son yatağı. Eğer yine dikkatle bakarsanız mikrofosil denen küçük kum tanesi boyutundaki bu lekeleri görebilirsiniz. Bu da tersiyer döneminin yani dinozorların tamamen forominiferlerin ise hemen hemen yok olmasından sonraki dönemin ilk yatağı. Bir zamanlar çıplak gözle görebildiğiniz foraminiferler bu seviyede yok oluyorlar. Aslında hala varlar ama görmek için çok küçükler. Bu ada ikisi arasında bir kil katmanı gibi. Tabii şu an çok sert çünkü bu kaya parçası plastikle kaplanmış. Biz işte bu kil katmanıyla ve onun bize söyleyebilecekleriyle ilgilenmeye başladık. Burada Berkeley'de bulunan bu grubumuz fizikçi olan babam Luis Alvarez. Jeolog olan ben ve son derece düşük yoğunluklu elementleri ölçebilen nükleer kimyagerler Frank Asaro ve Helen Michael'dan oluşuyor. Araştırmamızda dünya dışından gelen bir madde olan iridyum elementini ölçmeye karar verdik. Bu katmanda çok az miktarda iridyum bulmayı ya da hiç bulmamayı umuyorduk. Ama Frank'in bana telefon edip bir yerlerde bir yanlışlık var dediği günü kesinlikle unutamıyorum. Bu kilin içinde hiç tahmin edemeyeceğimiz kadar çok iridyum var diyordu. Bir yerlerde bir yanlışlık vardı ve bu dinozor cinayetinin gizemini çözmeye giden bir ipucu oldu bizim için. Ancak bu ipucunun ne anlama geldiğini anlamakta biraz vakit aldı. Sonunda anladık ki 65 milyon yıl kadar önce bir günde Everest Dağ büyüklüğündeki bir kuyruklu yıldız ya da asteroid dünyaya çarpmıştı ve sadece dinozorlar ya da foraminiferler değil, pek çok başka bitki ve hayvan türünün de yok olmasına neden olmuştu. Tıpkı bu kıvrım kabuklu amonit gibi. Bu tür de aynı zamanda yok olmuştu. Ardından yavaş yavaş gökyüzünden düşen çok büyük bir kayada ne kadar fazla enerji olabileceğini düşünmeye başladık. Düştüğü yerdeki yıkıntı, taş, toprak ve orada bulunan başka şeylerin parçalarını muhtemelen dünyanın her yerine sürüklemeye yetecek kadar büyük bir enerjiydi. Ve atmosferin üzerine geldiğinde o kadar büyük olmalıydı ki muhtemelen dünyanın aylarca karanlıkta ve soğukta kalmasına neden olmuştu. Ve böylece bitkilerin büyümesi durmuş, hayvanlar yiyecek bulamamış, pek çok tür işte bu sebeple yok olmuştu. Elbette hepsi değil. Sonuçta bizler hala buradayız. Bu türlerin yok olmasının katastrofik bir açıklamasıydı ve pek çok jeolog ve paleontolog o dönemde yani 1980'lerde bu fikre pek katılmıyordu. Çünkü herkes dünyanın tarihindeki tüm değişimlerin yavaş ve kademeli olarak gerçekleştiğini düşünüyordu. Oysa bu durum düşünülenin tam aksiydi. Dolayısıyla ortada büyük bir tartışma vardı ve bu 10 sene boyunca 1980'den 1990'a kadar sürdü. Bu arada insanlar kanıtlar arıyor. Ve bu çarpışmanın başka kanıtlarını buldular. Kürecikler ve darbe görmüş kuvars gibi. Tartışmaların sürdüğü tüm bu zaman boyunca yani 10 yıl boyunca cevaplanmamış esas büyük soru bu kuyruklu yıldız ya da asteroid dünyaya düştüğünde oluşması gereken kraterin nerede olduğuydu. Sonunda 1991 yılında o büyük buluş gerçekleşti. Yucatan yarımadasında yüzeyin altında Meksikalı petrol jeologlarının dev bir krater keşfettiklerini öğrendik. Bu dünyada son birkaç milyar yıl içinde çarpma etkisiyle oluşan en büyük krater. Meksikalılar burada sondaj yaptılar ve şunları buldular. Bu so a, dairesel bir çekirdekten the çıkan the... Ince bir dilim işte görüyorsunuz. Aslında çarpmanın yarattığı ısının etkisiyle eriyen bir kaya parçası. Çarpmanın etkisiyle erimiş olduğunu, içindeki mineral taneciklerinin sadece büyük bir şok sebebiyle bu özellikleri oluşturabileceğini bildiğimiz için anlayabiliyoruz. Yani artık büyük bir çarpma olduğuna dair kanıtlarımız var. Ayrıca hemen hemen hangi dönemde olduğunu da söyleyebiliyoruz ama döneminden tam olarak emin olamıyoruz. Birkaçımız Meksika'nın başka bölgelerine giderek yeryüzüne çıkmış başka katmanları inceledik ve bu çarpmadan ve bu kraterden parçalar bulduk. Üstelik tam da dinozorların yok olduğu katmanda, Kretase tersi yer geçişindeydi. Böylece bulunan bütün bu kanıtlar neredeyse tüm jeologları ve paleontologları kitlesel yok oluşa büyük bir çarpmanın neden olduğuna ikna etti. Aslında bu bilimin nasıl işlediğine, jeologların ve paleontologların dünya tarihinde neler olduğunu nasıl çözdüklerine ilişkin çok güzel bir örnek. İridium gibi hiç umulmadık bir kanıtla başlıyorsunuz. Sonra onu açıklamaya çalışan bir teori oluşturuyorsunuz. Sonra diğer insanlar da bununla ilgileniyor ve kürecikler ve darbe almış kuvarslar gibi başka kanıtları incelemeye başlıyorlar. Tabii bu büyük bir tartışmayı da başlatıyor çünkü biz bilimde bazı şeyleri bu şekilde çözebiliyoruz. Ve sonunda en ikna edici kanıt geliyor ki bu durumda kanıtımız kraterdi. Ve işte bu neredeyse herkesi ikna ediyor. İşte bu da jeologların ve paleontologların büyük Büyük tarihteki en büyük gizemli cinayeti çözmelerinin hikayesidir.